Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Semra Teke ile Aykırı Söylem programında bir gün daha, bugün daha birlikteyiz yine sizlerle. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. CHP İl Başkanı, CHP'nin Çiçeği Burnu'nda Başkanı Hüseyin Akkuş aramızda. Sevgili köşe yazarım Hakan Patırer ile birlikte sunacağız yine programı. Bizi izlediğiniz için önceden teşekkür edeyim, sonra unutuyorum. Evet, ilk soruyla Hakan'la başlayalım. Evet, yine her zamanki bir klasik bir giriş yapmış olup herkes tanıyor ama tanımayanlar için kısaca kendinizi özetler misiniz? Valla öncelikle Aykırı Söylem'le ilgili Semra ve Hakan arkadaşlarımla çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizi böyle bir güzel ortamda ağırladıkları için. Sağ olun başkanım. Yani ben kendimle ilgili süreç 1986'da Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile siyasete başladım. 91-93 yılları arasında Nilüfer ilçesinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin ilçe başkanlığını, 93-94 yılları arasında da yine il yönetim kurulu üyeliği, 94-99 yıllarında belediye başkanlığı, 2009-2014 yıllarında il genel meclis üyeliği ve bugün de il başkanlığı görevimi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yürütüyorum. Artık yürütmek. Buradan vekilliğe mi gideriz? Nereye gideriz? Yani ben genel kurula giderken şöyle bakmıştım. Bursa önemli, değerli bir kent. Yani Türkiye'nin dördüncü büyük kenti. Evet. Bunun yönetmenin hazını ve isteğini kendim ve ekip arkadaşlarımda gördüğüm için 2019'da hiçbir yere aday değiliz. Değilim ve değiliz. İnşallah. Yani olabilirsiniz de, bence sıkıntı yok da. Yani örgütlerin boşaltılması taraftarı değilim. Hele il başkanlığının boşaltılması gerçekten tüm siyasi partilerde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de sorun yaratacağını, örgütsel anlamda sıkıntı yaratacağını düşündüğüm için bu dönem biz bütün şehri kazanmak idealiyle yola çıktığımızdan dolayı il başkanı olarak ben en büyük şeyim bütün şehri kazanmak olacak. Bütün şehri söylerken arkadaşlar bütün şehrin yeni bir dil olduğunu söylemek durumundayım. Öncelikle ona bir açıklama getireyim. Evet. Büyük şehir pozisyonundan çıktı artık Bursa. Yeni bir isim kondu. Bütün şehir Bursa ili olarak geçiyor. O yüzden bütün şehri bununla ilgili algılamak gerekiyor. Nedeni de işte köylerde mahallemiz olduğu, her şey bütün şehrin eline ya da büyük şehrin eline geçtiği için şu anda yaşadığımız şey Bursa'nın bütününe, bütün şehir olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ve ben bu dilin yerleşmesi konusunda zaten yasanın adı da bütün şehir yasası olarak geçiyor. Evet, öyle. Evet başkanım. Destekliyor musunuz her zamanda? Hayır. Desteklemiyorsunuz. Hayır. Ben de desteklemiyorum valla, ne yalan söyleyeyim. Doğru bulmuyorum. Yani mera alanlarımız ve diğer alanlarımızla ilgili sürecin doğru yönetilmediğini, bütün şehrin eline geçtiğini bilenlerdenim. Ve biz şu anda saman ithal eden bir ülke haline dönüştüysek, bu mera alanlarımızın işte ototest merkezi, Burcun Çimento, buna benzer işte bugün Orhan Gazi'den arkadaşlarımız aradılar. Orada 188-200 dönüme yakın bir mera vasfındaki bir alanın satıldığı söyleniyor. Bunu alan arkadaşımız ne yapacak? Ya konut yapacak, ya ticaret alanı yapacak, ya fabrika yapacak. Yani biz dışarıdan saman alma ve et almaya devam edeceğiz. Evet. Ve Avrupa'da dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi çok ucuz et tüketme şansımızı da ortadan kaldırmış oluyorlar. Aslında işte hayvancılık, tarım vesaire birçok şey, yani şu an bizim ülke olarak sıkıntısını yaşadığımız birçok şeyin bütün şehir yasasıyla doğru orantılı olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi diğer olsun, bildiğim için soruyorum. Dünyada örnek veriyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim devlet planlama teşkilatımız şöyle çalışmıyor. Yani bu sene bizim Türkiye'nin ihtiyacı, soğan ihtiyacımız şu. Yani atıyorum 1 milyon ton. Ama herkes bir önceki sene soğan çok para ettiği için o 1 milyon tonun tam 2-3 katı soğan üretiyoruz ve o soğanlarımızı döküyoruz. Aslında dünyanın gelişmiş ülkelerinde devlet planlama teşkilatı bunları planlıyor. Bu sene şu kadar çiftçi şunu ekecek, şu kadar çiftçi tütün ekecek ve her şeyi planlı bir şekilde gidiyor. Küçücük bir Hollanda'nın bile dünyanın birçok ülkesine
hayvancılık ve hayvancılık ürünlerini ve diğer tarımsal ürünleri sattığını, ihracat yaptığını, en büyük ihracat ülkelerinden biri olduğunu söylemek zorundayız. Küçücük, bizim Konya kadar bile değil. Evet. Ama doğru. Bu şekilde yönetiliyor. Ülkesi çünkü aynı zamanda tüccarlar yani. Doğru planlıyorlar. Biz doğru planlamıyoruz. Planlamadığımız için de şu anda yaşadığımız sıkıntıları yaşıyoruz. Anladım. Şimdi yeni seçilmiş bir başkan olarak başkanım. Bursa'da CHP neler yapacak? Bir format değişikliği var mı? Seçime nasıl gideceğiz? Şimdi ilk kez önceliğimiz şu. Bütün şehri biz nasıl alırız? Yani bütün şehri almanın yolları Bursa'da yaşayan 500 bin arkadaşımıza ulaşmaktan geçtiğini biliyoruz. Bu arkadaşlarımıza ulaşmanın en büyük yolu da o arkadaşlarımıza birlikte kendilerini iselleştirdiği bir projeyle gitmek durumundayız. Bu yüzden yarın akşam saat 6'da genç arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Yani 400 civarında arkadaşımızla, genç arkadaşımızla 17 ilçeden oluşan ve üye olup olmayan arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Onlarla şunu tartışacağız. Önce kendimizi eleştiri ve öz eleştirimizi yapacağız. Ama bizim gençlerle ilgili bir de çalıştay sürecimiz var. Gençlerle bir çalıştayımız olacak. Evet. Bu çok yakın zamanda ilk gençlerle başladık. Ayın 18'inde kadınların merkez yönetimi seçimi var. O bittikten sonra yine aynı şekilde kadınların bir buna benzer bir çalıştaylar olacak. Bir de hazırlığımız var. İşçi memurlarla ilgili bir hazırlığımız var. Onlarla ilgili bir çalıştay yapacağız. Sanayicimizle çalıştay yapacağız. Çevreyle ilgili bir çalıştayımız, akademik odalarla bir çalıştayımız olacak. En son şunu yapacağız. Haziran ayında bir kurultayımız olacak. Bu kurultayımızda herkes kendini nasıl hissediyorsa Bursa fotoğrafında. Çünkü kentlerin yaşayan bir organizma olduğunu düşünüyoruz. Yaşıyor kent. Yani her şeyiyle, sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, okuluyla, kanalizasyonuyla, her şeyle yaşayan bir organizma. Evet. En azından biz varız. Biz yönetiyoruz ve bizim fikirlerimiz alınmadan Bursa yönetiliyor. Bu doğru değil. Evet. Yani işte ben birçok yerde söylüyorum. Bir böcek konusu var. Yani ben böcek diyorum, onlar ipek böceği diyor ama ben böcek diyorum. Ben de sümüklü böcek diyorum. Evet, siz de sümüklü böcek diyorsunuz. Ama bu böcek geçmiş dönemde de Cumhuriyet Caddesi ve işte kent meydanından dolaşıp giden ve Bursa'nın hiçbir sorunu çözmeyen bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. İki, şu anda yani Yalova yolundan gelen aynı şekilde çok büyük yatırımlar yapılan bir böcek olayı var. Bu kente yaşayan insanların katkısı olmadan hayata geçirilmeye çalışan bir proje olarak görüyorum. Bir kişi oturuyor diyor ki valla biz buraya bunu yapacağız diyor ve yapıyor. Bu para kendisinin mi, bir başkasının mı, halkın mı falan bunları hiç düşünmüyor. Bu yöntem doğru bir yöntem değil. İşte ben gidip geliyorum Yalova yolunda. Daha önce çok büyük duvarlar vardı. Şimdi 1,5-2 metreyi kestiler. Oraya ferforje yapıyorlar. Ya arkadaş, bunu sen akademik odalarla burada yaşayan insanlarla paylaştın mı? Yok, paylaşmadım. Şimdi kesiyor. Kimin parasını? Bizim paramızı kesiyor. Sonra çıkıyor bir belediye başkanı Ali Nur Aktaş. Sanki hiçbir bütçeye onay imza vermemiş, onaylamamış gibi. Vallahi diyor biz 2032'ye kadar borcumuz var. Hiçbir şey yapamayız. Şimdi arkadaşlar, Eli Taksi diye bir olay var. 18 trilyonluk bir batık paramız var. Dönüyorum, bir stadyum var. Milyonlarca liralık para harcandı. Bursa şehir stadında, Atatürk stadı olarak anmak istiyorum. Atatürk stadı yapımı. 3 tane stat yapılıyor. Bunun hesabını vermiyor. Ama ne oluyor? Bir genel başkan çıkıyor, %49,5 oy almış bir başbakanı bir gecede iki dudağı arasında tamam kardeşim bir gittin sen diyor, gidiyor. AKP'den hiç kimsenin itirazı yok. Dönüyorsun, bütün şehir belediye başkanları aynı şekilde. İşte İstanbul, Ankara, Bursa, bereket yani anladığım kadarıyla bir tek Balıkesir ağladı herhalde, ağlayan. Yani zorla teslim eden o oldu. Ama ben şunu çok açık olarak söyleyeyim. Sayın Altepe, eğer Bursalıları, milyonlarca nüfusu olan bir yerin
yöneticisi olarak %54 oy almış bir insan olarak çıkacak. Hem hukuk önünde hesap verecek hem de siyaseten hesap verecek. Benim tabirimde neredeyse inse in, evse ev, neredeyse çıkacak. Çıkacak ve hesabını verecek. Hesabı veremiyorsa biz bütün şehri kazandığımızda bunun hesabını kendisinden ve AKP'den hesabını soracağız. Hayırlı olsun. Aslında çok soracak soru var bununla alakalı ama tabii yeni bir kurultay oldu. Türkiye'nin kurucu partisi desek yanlış olmuyor herhalde. Cumhuriyet'le eşit. Evet. Çok önemli bir organ. Ve yurt dışında bir de baktığınız zaman bu kadar eski parti çok nadir değil. Almanya bir tane var. Bu kadar eski olan. Bundan daha eski hatta. Nasıl değerlendiriyorsunuz kurultayı? Şimdi bir kez sadece kurultay olarak bakmayalım buna. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de ya da kurulduğundan bugüne kadar yaptığı bir demokratik bir yarışı var. Mahallelerden başlayan, ilçeye ve ilçeden ile, ilden kurultaya kadar süren bir sürecimiz var. Bu demokrasi şöyle, ben Ankara'ya gittiğimde bunu gördüm, yaşadım, geçmiş dönemlerde de yaşamıştım. Bu demokrasi şölenini kavga edenler insan olarak algılayan anlayış, biraz önce söylediğim Davutoğlu'nun %49,5 oy almış bir başbakanı bir gecede iki dudağı arasında alan anlayışla karşılaştırmak mümkün değil. Yani AKP 15 yıldır iktidarda, bir başbakanını bile savunacak durumda değil. %50'nin üzerinde oy almış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı savunacak durumda değil. Melik Gökçe'ye savunacak durumda değil. %50'nin üzerinde oy almış bu belediye başkanları. Recep Altepe %54 oy alarak seçildi. Şimdi bunlarla ilgili AKP tartışılmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde sanki her şeyi Türkiye çözmüş, AKP çözmüş gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı kurultay eleştirilmeye kalkıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik bir seçim yapmıştır. İki adaylı bir kongre, Sayın Muharrem İnce de bizim arkadaşımız, şu andaki genel başkanım, zaten genel başkanım, bunun yenileni yoktur. Biz 2019'da AKP'yi değil, AKP olarak almıyorum, Tayyip Erdoğan'ı gerileteceğiz, Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz. Biz kendimizi biraz daha açalım mı? Yani Tayyip Erdoğan'la AK Parti'yi... AKP diye bir parti kabul etmiyorum ben. AKP diye bir yani parti yok. Aslında sadece bütün başarı Tayyip Erdoğan'ın başarısı. Evet, rant paylaşımı yapan, işte meclis üyelikleri, ihaleler, buna benzer şeylerin paylaşımı yapan bir grup olarak görüyorum. Onun dışında sadece ve sadece her şeyin kararını veren bir Tayyip Erdoğan var. Bu nedir? Şöyle bakalım. Herkes konuşuyor. Herkes konuşur. Evde, barda, yolda, izde herkes konuşur. Bir kişi karar verir. Bizim Türkçe'de karşılığı bunun merkezi demokrasidir. Ama siyasi literatürde karşılığı faşizmdir. Yani Türkiye faşizmle yönetiliyor. Kimin tarafından? Tayyip Erdoğan tarafından. Faşizmle yönetiliyor. İşte, bunun başka yolu yöntemi yok. Biraz önce söylediğinizi ilave etmek istemiştim aslında bu konuyla alakalı. Cumhuriyet Halk Partisi kabul edelim etmeyelim bir kitle partisi. Evet. Lider kim olsa olsun minimum %25-%30 parti olacak bir parti. Anavatan Partisi gibi Adalet ve Kalkınma Partisi de lider partisi. Tayyip Erdoğan yani işte olarak içinde varsa vefat ettiğinde veya görevi bittiğinde veya görev başında olmadığı zaman göreceksiniz adım adım inmeye başlayacak. Çok ciddi. Direkt parçalanacak diye düşünüyorum ben de. Bu belediye başkanının almış olduğu söz konusu belediye başkanının oylarına etkili Cumhurbaşkanı mı aldı bu oyları yoksa belediye başkanları mı aldı? Şimdi bakın eğer süreç şöyle yönetilseydi, %49,5 oy almış bir başbakan eğer birinin isteğiyle o koltuğu terk etmeseydi, süreci halkın oylarını ben aldım, biz aldık ve biz yönetiriz diyebilseydi, partinin demokratikleşme yönünde bir umudumuz olurdu, bir parti olurdu. Öyle bir şey yok. Şimdi bir siyasi parti kendi içerisinde parti olduğunu söyleyen şey kendi içerisinde demokratik değil. Şimdi demokratik olmayan bir siyasi partinin anlayışın Türkiye demokrasi getirme şansı da yok. Yani
Demokratik değil. Bir kişi karar veriyor. Allah göstermesin Sayın Erdoğan yolda ya da uçaktan giderken kaza yaptı, öldü, yandık. Evet. Ya bu olasılık değil mi? Yani yani olasılık bu. Tayyip Erdoğan şimdi bindi uçağa, uçak arıza yaptı, düştü, öldü. Ne yapacağız? Ülke bitecek mi, batacak mı? Mustafa Kemal Atatürk ten bir anlamda ideolojisini söylemiyorum, şahsı adına söylüyorum. Yeni bir umut doğuracak bir ortam yaratmış. O da bir ölümlü sonuçta. Ama hayat devam ediyor, yaşam devam ediyor. Biz siyasetimizi bir kişi üzerine asla kurmayız. O yüzden kurultaylar bizim için çok önemli. Çok değerli. Ama delege seçimlerinde sizce hiç şey olmuyor mu? Yani birileri işte PM üyesi olmak için ya da başkanlık yolunu açmak için ya da başkanlığı tekrarlamak için delege yazılmasında biraz kayırmacalar olmuyor mu? Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin gerçekten bir vicdanı var. Vicdanı var ve sandığa öyle gidiyor. Öyle ya da böyle. Bir vicdanı var, o vicdanı ölçüsünde oyunu kullanıyor. Hiç kimse bunun üzerinde etkili olmuyor. Olma şansı da yok. Kapalı bir alanda oyunu kullanıyor ve ona göre siyasetini, geleceğini yol gidiyor. Örnek mi vereyim? Biz 72 arkadaşımız milletvekiline aday oldu. Olduk. Sandığa gidildi. 5 tane arkadaşımız milletvekili oldu. Bir bakın. Hangisi siyaset içerisinde çok fazla olmuş arkadaşlarımız? Yani ilçe örgütlerinden gelen arkadaşlarımız yok. Değil. Aynen. Eski il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, siyasetin içerisinde olanlar hep gerilerde oldu. Neden? Nedeni şu arkadaşlar. Arkadaşlarımız, 17 bin oy kullanan arkadaşımız, o biraz önce insanların söylemeye çalıştığı, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde delegeler, üyeler yönlendiriliyor. Asla öyle bir şey olmadığının göstergesi bu. Delegeler şunu söyledi. Dedi ki, örgüt siz seçmek ve seçilmek için aranızda biraz sorununuz var. Gidin bu sorununuzu halledin, ondan sonra benim önüme gelin. Ve onu yaptı. 5 tane arkadaşımızı böyle değerlendirdi ve sandıktan böyle çıktı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu koşullar içerisinde farklı algılatabilir misin? Mümkün değil. Üyeler bilinçli ve gerçekten kime nasıl oy vereceğini bilen arkadaşlarımızdan oluşuyor. Biraz önce söylediğim gibi vicdanı olan insanlardan oluşan bir yapı. Evet. Ve geleceğimizle ilgili de ben o arkadaşlarımızın üzerinden söyleyeyim, kaygı duymuyorum. Peki başkanım, şimdi kurultayın ardından çok farklı sesler yükselmeye başladı. İşte 8 seçimdir sürekli kaybeden Kılıçdaroğlu'na anti işte bakanlar, muhalif olanlar. Şimdi böyle ufak tefek Facebook üzerinde de, sosyal medyada görüyoruz, istifa etmeye, işte üyelik kartlarını kesmeye falan başladılar. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O, yani 1946'dan beri iktidar olmamış bir siyasi partiden ve 90 küsur yıllık bir kökten bahsediyorsunuz. Ve onun üyelerinin bu kendi demokratik anlayışlarını ama sosyal medyada ama farklı bir şekilde yansıttığını görüyorsunuz. AKP yapsa ya bunu. Ya da bir başka siyasi parti yapsa yapamaz. Çünkü ilişkileri ticari ilişkilere dayanan, çıkarlara dayanan ilişkilerden kaynaklanıyor. Bizde öyle bir şey söz konusu değil. Artık şunu söyledim bak. 1946'dan beri biz iktidar olamadık. Evet. Yani biz bizim öyle bir özelliğimiz de var. Biz Bülent Bey dahil, İsmet Bey dahil, İsmet İnönü'yü, Erdal İnönü'yü, Murat Karayalçın, Deniz Baykal'ları çok, yani biz beğenmedik, değiştirdik. Yani bizim o kadar çok fazla güzel özelliklerimiz var ki genel başkanlarımızı bu süreç içerisinde istediğimiz zaman değiştirebileceğimizin göstergesi bu. Değiştirdik de Bülent Bey'i bile değiştirdik, Erdal Bey'i değiştirdik. Şimdi ya buna bağlantılı bir soru daha sormak istiyorum Erkan, özür dilerim. Şimdi önümüz seçim, gelecek yıl başlıyor işte yerel seçimler. Belki de erken seçim olacak, öne alınacak yerel seçimler. Kılıçdaroğlu'yla nasıl bir başarı elde edeceğinizi düşünüyorsunuz? Bir kez sorunu şurada kilitlemek çok yanlış bir bakış açısı. Yani biraz önce tariflediğim bir şey var. Ya arkadaşlar işte Erdal Bey'le olmaz onun olur, onun olmaz bunun olur. Yok. Şimdi biz örgütlerimizi yeniledik.
örgütlerimiz çalışacak. Hı hı. Kendi sorumluluklarımız var. Yani bizim 34 bin üyemiz var. 34 bin üyemizin sorumluluğu var. Artı bize oy veren 500 bin arkadaşımızın da sorumluluğu var. Ben şunu söylüyorum ve ulaşacağımızı düşünüyorum. Hı hı. O 500 bin arkadaşımıza eğer ulaşırsak, ki ulaşacağız, birer tane arkadaşımızı sandığa getirmesini isteyeceğiz. Bir arkadaş. Bu da 1 milyon arkadaşımızın sandığa gitmesidir. Bu da bütün şehri kazanmaya yetip arttığını düşünenlerdenim. Peki bununla alakalı olarak tabii şimdi çok uzun bir tarihten bahsettiniz. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına olmasıyla alakalı. Burada diğer partilerin aktif olması mı yoksa Halk Parti mi? Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha low profile, düşük profilli bir seyir izlemesinden mi kaynaklandı? Yani buradaki öz eleştiri yapmak gerekirse, çünkü Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Hı hı. Burada hatayı nerede arıyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nu da söylemiyorum. Son 50 yıla alakalı. İnsanların beklentisiyle diyalektik ve tarih materyalizm diye bir şey var. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Şimdi o süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 tane oku var. Bunların 2 tanesi biri devletçilik, biri halkçılıktır. Bu 1923'ten sonraki sürecin yönetilmesiyle ilgili ve o kapitalizm dediğimiz sürecin Türkiye içerisinde yaşanabilir olması gerektiğine inandığım için söylüyorum. Hı hı. Bu sürecin hızlandırılması veya yavaşlatılması, bu liberal dediğimiz ya da işte Sovyetler Birliği'nde yaşanan sıkıntılar ya da Sovyetler Birliği'ndeki geri dönüşle ilgili de Türkiye'de bu diyalektiğin, diyalektik ve tarih materyalizmin sağlıklı bir şekilde yürüdüğünü söyler misin? Yürümediği açık 15 yıldır. Ama yürütmeye çalışan bir anlayış vardı. Bu da Sayın Demirel'i hatırlarsınız. 12 Eylül önce, ya hatırlamayabilirsiniz tabii. Yaşınız ona müsait değil. 12 Eylül öncesi durduğu noktayla Cumhurbaşkanı olduğu nokta arasında çok büyük fark var. Bunu görmek gerekiyor. Bu da şudur. Siyasetin insanları nereden nereye taşıdığıyla ilgili süreçtir. Şimdi herkes şunu sorar. Ya 12 Eylül niye oldu? 24 Ocak kararlarını hatırlayan var mı? Yok. 24 Ocak kararları olduğu zaman bunu hayata geçirmek çok kolay bir iş değildi. Sivil inisiyatif tarafından. Sistem, Bedrettin Demirel dedi ki olayların olgunlaşmasını bekledik. Sağcı ile solcu bir araya geldi, birbirlerini öldürdüler. Birbirlerine karşı silah çektirdiler. Bunu yapanlar belli. İşte Bedrettin Demirel'de olayların olgunlaşması var. Süreç öyle geldi. 12 Eylül'den sonra dediler ki biz sermaye birikimi yaratacağız. Ondan sonra özelleştirme sürecini yaşayacağız. Sermaye oluştururken Hisar Bankalar, İstanbul Bankaları, hatırlıyor musunuz onları? Hı-hı. Hepsi battı. Hı-hı. Yani şimdi bir emisyon hacmi vardır. Evet. Emisyon hacmi içerisinde de bir toplumun para pozisyonu bellidir. Sadece onlar batarken bu su bu bardağın içine boşalıyor. Sermaye birikimi, o 24 Ocak kararının temeli de buydu. Ne oldu? Batması gereken Güney Sanayiler, İstanbul Bankalar battı. Diğer bankalar da güçlendi. Bu sürecin yaşanması için sistem ya da derin devlet ya da bir başkası ya da emperyalist dediğimiz Avrupa Birliği, Amerika bu işi yönetti. Süreç çok uzun olmadı mı? Yani iktidarla alakalı söylüyorum. Çünkü ben Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurduğu zaman biraz daha orta yakın olduğunu düşünüyorum. Yani İsmet İnönü ile beraber sola fazla kaydığını düşünüyorum. Yani burada Türk toplumunun biraz sağa daha mı yakın duruyorlar? Yani CHP'nin bu kadar süre uzak kalması iktidardan sebeplerden bir tanesi bu olabilir mi? Ya şimdi çok detaylı girmek gerekiyor. Türkiye'nin okuma yazma oranını %1 civarlarındaydı hatırlarsanız. Yani 23'ten sonraki süreçte %1 okuma, çok düşük bir okuma oranı. Evet. Okuyanların birçoğu işte Galatasaray Lisesi'ndeki çocuklarımızın savaşlarda ölmesi. Ya bunlar biraz tarihsel bir konu. Yani çok da girmek istemiyorum. Bence de. Çok da benim alanım da değil bir de. Yani çok alanım olmayan konuyla ilgili de bir şey söylemek biraz şey kalır ama Türkiye'nin kendi tarihsel gelişimi içerisindeki süreci Mustafa Kemal Atatürk şöyle özetlemiştir altı okla.
ben de biraz önce tarifledim, halkçılık ve devletçilik. Bunun Sovyet devriminden etkilenmediğini söylemiyorum. Mutlaka etkileri vardır. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ideolojisi içerisinde bu şeyde Türklük kavramı önemliydi. Milliyetçilik dediğimiz şeyi getirdi. Laiklik dediğimiz laik cumhuriyet olarak tarif etti. Şimdi birçok insan cumhuriyet diyor. Ya İran İslam Cumhuriyeti de var yani. O da cumhuriyet sonuçta. Libya da cumhuriyetti. Tunus, Cezayir'de cumhuriyetti ama laik cumhuriyet başka bir şeydir. Mustafa Kemal Atatürk bunu tarif etmişti. Bunu koyduğu için ben şunu önemsiyorum. Yani bugüne gelelim. Yani biraz gerileri bırakalım. Benim iki tane, bizim daha doğrusu iki tane şu anda çok önemli şeyimiz var, duruşumuz var. Bir, altı okumuzun içerisinde iki tane, biri laik cumhuriyet, biri de devrimcilik ilkesi. Bizim bugün laik cumhuriyete sahip çıkmak önemli, değerli. İki, bunu devrimcilik ilkemizle yapacağız. Nerede iseler, ne şekilde iseler, ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Biraz önce bu sayıyla alakalı hedeflerinizi anlattınız ve iktidar olmak istediğinizi, bütün ilçelere almak istediğinizi, Bursa'ya almak istediğinizi söylediniz. Almak istediğimizi alacağız diyorum. Alacaksınız. Lütfen. Yani, şimdi burada bakın. Çok iddialı. Benim dilim önemli. Bak, ben alabiliriz, alırız, yaparız. İlerledim, ben alacağız diyorum. Sorunuzu daha yardımcı olacaktı size diye düşünüyorum. Ben seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer partilere göre en avantajlı parti olduğunu düşünüyorum. Çünkü %30 cepte. Yani diğer partilerde böyle bir avantaj yok. Liderle alakalı. Dolayısıyla da burada Ecevit gibi 5-10 katabilecek bir lider geldiği zaman, bu genel başkanlıktan olarak söylemiyorum. İlçelerle beraber, illerle beraber yani AK Parti'deki herhangi veya Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki veya herhangi bir partideki bir belediye başkanı adayıyla Cumhuriyet Halk Partisi adayı arasında artı 30 bir fark var. Burada nasıl görüyorsunuz seçimleri? Yani şöyle, adayınızı şimdi şöyle söyleyeyim, bakın biz evet kitle partisiyiz ama bir anlamda ideolojik bir partiyiz de. Yani, Ecevit başarmıştı mesela. Yani. Bakın Sayın Ecevit şunu yapmıştır, harekatı yapmıştır, harekattan sonra bir seçim süreci yaşanmıştır. Nasıl Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi bazı siyasi partilere avantaj sağladıysa, Sayın Ecevit'e de bu bir avantaj olarak dönmüştür. Sayın Ecevit, evet önemli, bizim çok saygı duyduğumuz bir lider, biraz sonra telefonumda da gösteririm. Ecevit'in fotoğrafı benim telefonumda da var. Şimdi evde var. Tamam. Şimdi şöyle bakalım. Biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan %1-2 oy alıyoruz. HDP diye bir parti var. Kürt oylarımızın %13-14 olduğunu düşünüyoruz. Değil mi? Biz de %26 oy alıyoruz. Bunları topladığın zaman %40 ediyor zaten. Yani bu HDP ile hareket edeceğiniz yok, anlamına yok, mı hayır, geliyor? Yok, hayır. Öyle bir şey söylemiyorum. Öyle bir şey doğru değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Herkes bizim içimizde olacak. MHP'lisi de olacak, İYİ Partilisi de olacak, herkes olacak. Bizde herkes olacak. Herkes kendini Cumhuriyet Halk Partisi'nde görecek. Çünkü bizim ortak bir derdimiz var. Biraz önce söyledim. Laik cumhuriyet. Biraz da merkeze yaklaşacaksınız anladığım kadarıyla. Yani bizim merkeze yaklaşmak ya da uzatmak gibi değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha sol söylemlerle siyaset yapmasını isteyen bir arkadaşınızım. Ancak Türkiye gerçekleri var. Bu Türkiye gerçekleri üzerinden de siyaseti kurmak zorundayız. Almanya'yı bunu iyi başarabiliyorsunuz. Yani sol düşünceyi, komünizmle biliyorsun Avrupa'da... Yani hiç, hayatımda hiç komünist falan olmadım yani. Öyle bir komünizm şey. Çok da kötü bir şey değil aslında. Hayır değil de yani olmadı. Yani. Kendimi tarif ederken söylüyorum. Ben Moskova'da çalıştım uzun yıllar. Şimdi burada komünizmi tartışmak da istemiyorum. Tabii, tabii. Yani komünizm çok farklı bir bakış açısı. İşte biraz önce söyledim, o diyalektik ve tarih materyalizm içerisinde köleci toplumdan gelip bu tarafa kadar gelen şey içerisinde komünizm en son durak olarak görülen bir bakış açısı. O yüzden ben komünist olamadım yani iç hayatımın hiçbir bölümünde. O yüzden biz şu andaki derdimiz laik cumhuriyet.
ve Cumhuriyeti korumak için de devrimcilik ilkemizi öne çıkaracağız. Tüm herkesi kapsayacak, yani Atatürk inkılaplarını, devrimciliğini içselleştiren, altı okunu içselleştiren herkesle beraber olacağız. Ve o %47,5 ya da 48 oya mutlaka sahip çıkacağız. Mutlaka da yerel seçimlerde o %48 kendini Cumhuriyet Halk Partisi'nde görecek. Herkes bak, herkesi alıyoruz. Bak, merkez %48. O 48'in üzerine koyabileceğimiz ne varsa onu koyacağız ve bütün şehri bunun üzerinde alacağız. Ve Hakan şunu söyleyeyim. Ben Bursa'nın bu yapısını analiz ettiğimi düşünenlerdenim. İyi analiz ettiğimi düşünenlerdenim. Ve bu analizi %48 üzerinden yapıyorsam oradaki herkesin kendini içselleştirdiği bir şey konusunda da tavrımı koyacağım. O yüzden hiçbir yere aday değilim diyorum. Hiçbir yere aday değilim. O %48, %30 değil. %48 Cumhuriyet Halk Partisi'nin cebinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de değil. Tayyip Erdoğan'ın karşısında olan %48'in bizle beraber hareket etmesi için, beraber olmamız için her şeyi yapmaya hazırız. Her şeyi yapmaya hazırız. İttifak sen üstünde. İttifak değil o ya. O ittifak değil. Onu ittifak olarak görmeyin. O yani ittifak dediğin şey bir siyasi partiyle oturursun, anlaşırsın. Yani nasıl MHP kapısına kilit vurdu, gitti Tayyip Erdoğan'la, bak Tayyip Erdoğan'la söylüyorum. Anlaştıysa biz öyle bir şeyimiz yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz bu devleti kuran bir siyasi partiyiz. Ve bunun üzerinden sorunu olan ya da Tayyip Erdoğan'la sorunu olan herkesle oturup konuşacağız ve kendini içselleştireceğiz. Herkesle. Hiç ayırmayacağız. Peki. Şimdi biraz konuyu değiştirelim. Gemlik çok gündemde son zamanlarda başkanım. Taşınacak mı, taşınmayacak mı, yerinde mi, dönüşüm olacak vesaire vesaire. Gemlik güzel bir ilçemiz ama risk altındaki bir bölge. Siz ne düşünüyorsunuz bu kentsel dönüşüm konusuyla ilgili? Şimdi ben dilim biraz Refik'le ilgili ağır kaçacak ama Refik belediye başkanlığı yapmıyor. Birileri ona bir süflörlük yapıyor. Belediye başkanlığı yapmadığı için Refik, her programda söylüyorum. Refik çık bir şeyler söyle. Neden? Söyleyecek cesareti yok, bilgisi de yok. Sıfır. Yani derler ya, otur sıfır. Onunla da otur sıfır yani. Başka bir şey değil. Bir, nasıl olmadı? Daha bir karar vermiş değiller. Şimdi oranın jeolojik raporları çıktı mı? Yok. Oranın mimari, şehir planı, şusu busu çıktı mı? Yok. Niye böyle taşıyacaksın? Taşıyacak mısın? Şimdi biz bunları sorduk kendisine. Taşıyacak mı, taşımayacak mı? Ama ben başka bir şey görüyorum orada. Bir, 500 hektarlık bir alan planlanıyor. Bunun 200 hektarlık alanı, 8500 konut olan yer. Taşınmak için olmadığını şimdi görüyoruz. O zaman da görüyorduk, biz görüyorduk. Ama Refik bilmiyor bunu. Refik kim ne söylüyorsa o çıkıp ulusal basına, yerel basına bunu söylüyor. Ben hep şunu söylüyorum. AKP'liler eğer kendi başlarına siyaset üretiyorlarsa gelsinler, ben ve benim arkadaşlarımla bu masalarda konuşsunlar. Şimdi bunlar hiçbir şey yapmamışlar. 200 hektarlık alana 8500 konut koymuşlar. 35.000, 40.000 nüfus planlamışlar. Döndük. 300 hektarlık bir alan daha var. Ormanlık ve zeytinlik alan. Orasını da planlamışlar. Niye? Çünkü ben biliyorum ki 1/5000'lik imar planları yapıldığı zaman 1/1000 uygulama imar planlarının olmasına neden olacak bir üst plandır. Şimdi kalan 300 hektarda yapabilecekleri şey 8200, 12-13.000 konutluk bir alan. Yani topladığın zaman 100.000 kişinin geleceği bir alanı tarif ediyorsun. Taşımayacağım burasını. Taşımak da istemiyorsun. 100.000 kişi nereden gelecek? İstanbul'dan gelecek. Tabii. Niye? İstanbul'dan akış olacak çok ciddi. Aynı niye? Öyle. Çünkü şimdi satışta oldu Orhan Gazi'de 200 dönüm. Orada birçok alanda sanayi alanı oldu. Yollar, izler, her taraf sanayi oldu. O insanlara konut alanı gerekiyor. Zeytinlikleri şu anda yasal anlamda yapamıyorsun. Geliyorsun orada 100.000 kişilik bir
konut alanı yapıyorsun. Hı hı. Senin yani dertleri oradaki insanları yeniden işte depremin olduğu bir yerden taşımak falan olmadığını Refik kendi söylüyor. Taşımak istemiyoruz diyor. Git gel birileri iki geri. Şimdi siyaset bunun üzerine öğrenemezsin. Yani nasıl olmalı oradaki çözüm sizce? Bir kez ben her yerde söylediğim gibi kentlerin demokrasisi olmalı. Hı hı. Eğer kentlerin demokrasisi olmazsa, yaşayan bir varlık olan kentlerin demokrasisi olmazsa siyaset ya da doğru şeyler yapamazsınız. Biraz önce söyledim. Akademik odalarımız var, üniversitelerimiz var. Hı hı. Her şeyimiz var. Gençlerimiz yaşayan, orada yaşayan insanlar var. Bunları katmadan bir gecede yöntem açısından yanlış olan KK'yla bir şey çıkartıyorsun, hadi sizi taşıyorum diyorsun. Evet. O da doğru olmadığını ben biliyorum. Yani, karar, tabii kanun hükmünde kararnamelerle alakalı. Hı hı. Yöntem yanlış. Sen Yalova'yı biliyorsunuz, eski bakan. Buradan da kendisine selamlarımı iletiyorum. Çok da sevdiğimiz bir büyüğümüz aynı zamanda, dostumuz. Avukattı biliyorsunuz aynı zamanda. Şöyle bir tespiti var. Şu anda Türkiye'de kanun hükmünde kararnameler olağanüstü hal kalktıktan sonra iptal olması gerekiyor. Tabii yasal olarak. Yasal olarak. Hı hı. Ama ciddi anlamda şu an yapılıyor, kalıcı kalacak bir şekilde çıkıyor. Ben kalıcı olma şansı yok. Yok yani. Hı. Bunu ben Gemlik'teki söyleşide de ya da yapılan açıklamada da söyledim. KK bitecek 3 ay sonra. Bittiği zaman orada yapılan her şey bitmiş olacak. Hiçbir evet. Anlamsızlaşacak. O yüzden mi uzatılıyor diye düşünüyorsunuz? Yok ya. Yani biraz önce tarifte merkezi demokrasi ve faşizm. Yani FETÖ'cü mü kalmış? Yani FETÖ'nün bir tek siyasi ayağı duruyor. O da onların içinde. Sosyal medyayı açın. Neler söylediklerini o şeylerde Recep Bey de dahil olmak üzere neler söylediklerini hepimiz görüyoruz, izliyoruz. Hani siyasi ayağı yok mu bunun? Hep mi memur mu bunlar? Yani o valileri, o emniyet müdürlerini ben mi emniyet müdürü yaptım? Kim yaptı? Kaymakamları. Kaymakamları ben çözüm, ben belediye başkanıysam çözüm noktasındayım. Ben yaparım ya. Arkadaşlarla beraber önerilerini alırım, ben yaparım. Öneri kimse, Semra Hanım mı önerdi, Hakan Bey mi önerdi? Bunun siyasi tarafı yok mu? Aslında şimdi bu zeytinlik dediniz ya, şimdi 85 yasası var zeytinle ilgili, biliyorsunuz. Yani bu kanun hükmünde kararname de çıkarsalar, imar değişikliği de yapsalar, 18 uygulamasıyla zeytinliklere arsaya da dönüştürseler, aslında o kanuna muhalefet etmiş oluyorlar. Yani Türkiye'de bence işlenmeyen konu, giren konu bu. Yani ben zeytinlikler konusunda çok hassasım. Bizim çok en önemli değerlerimizden biri yani hayattır. Kur'an'da da geçer yani, zeytin ve zeytinyağı çok çok önemlidir. Ama talan ediliyor yani. Zeytinyağı ve zeytini de İspanya'dan ya da Yunanistan'dan ithal edeceğiz. Etmeyelim işte. Etmeyelim yani. Çünkü biraz önce söylediğim hiçbir şeyimiz planlı değil. Yani Devlet Planlama Teşkilatı Bursa Balıkesir 4 milyon insanın gelmesiyle ilgili bir şey veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Devlet Planlama Teşkilatı bu işin içinde yok. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yok. Bursa Büyükşehir yok. Bilecik yok. İl Belediyesi, Adapazarı yok. Kocaeli yok. Tekirdağ yok. Hiçbiri yok. 14 milyon nüfusu planlıyor dışarıya çıkacak diye. Yani kendine 5-6 milyonluk bir nüfus bırakıyor. Bu da diyor, tarif ediyor. Diyor ki burası bilişim sektörünün önemli yerleri, iletişim ve bilişim sektörlerinden bir yer olacak İstanbul. Artık bu İstanbul'un böyle. Bir taraftan da inşaatlar dev gibi yükseliyor. Ne yaptıkları belli değil. Bir anarşizm var ve ülkeyi sadece rant ekonomisiyle yönetiyorlar. Buna ilk yapılacak seçimlerde dur diyeceğiz. Bu bir. İki, Tayyip Erdoğan bugün seçim yapmıyorsa görüyor. Yenildiğini görüyor. Yenildiğini gördüğü için bunu yapıyor. Kadın kollarının şeyine geldi buraya. Kongresine geldi. Ya, iki aday, üç aday yok. Tek aday var zaten. Aday da belli. Kendi iki dudağı arasında çıkmış biri. Ne yapmalı geliyor buraya? Şunu görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa'da bütün şehrin kazanacağını görüyor. Okuyor onu. Ben de okuyorum onu.
Nilüfer'de yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, oradan Bursa'ya mesaj vermeye çalışıyor. Bu mümkün değil. Yani siyaseten mümkün değil. Çünkü korktukları yer, ana temel yer Nilüfer Belediyesi ve Mudanya Belediyesi. Ben Mudanya'yla ilgili konuşmak istemiyorum bugün başkanım. Bence de konuşmayayım. Ben konuşabilirim ama. Ben konuşabilirim, hakkım var diye düşünüyorum. Buyurun. Şimdi, ben hep söylüyorum, gülümseyin, Nilüfer'desiniz. Oradan veriyor. Orasını yıkarsak bütün şehri kazanırız hesabı yapılıyor. Kafasında öyle bir şey var. Ama ben de şunu söylüyorum Tayyip Erdoğan'a. Gülümseyin, Bursa'dasınız. Yani geldiği zaman nerede böyle bir miting yapacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz. İnşallah. Partimizle devam edelim o zaman. AK Parti, Adalet Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı ankette çok önem veriyor. Geçen hafta da biz Politics Araştırma Şirketi Başkanı Recep Güven'i konuk ettik. Kendisi bize bir takım veriler verdi. Çok ilginçtir. Mesela iddialı bir şekilde diyor ki, Yenişehir, İznik, Ohangazi ve Mudanya belediyelerinin el değiştireceğini söylüyor. Nasıl yorumlar? Başkanlarının değil, yani partisel anlamda. Partisel anlamda el değiştireceğini söylüyor. Şimdi ben biraz önce bir şey söyledim. %48. Bir verip 3 alacaksınız gibi duruyor yani. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben çok deneyimli bir politikacıyım. Eyvallah. Bu işi. Mutlaka öyle. Bu deneyimim içerisinde ben bütün şehri hedefliyorsam bir şeyleri biliyorum demektir. Biz de araştırma yaptırıyoruz. Biz de görüyoruz bunları. Ama Mudanya ile ilgili Recep Bey'e katılmıyorum. Katılmak istemiyorum. Ben o veriler bizde de var. Yani onların yaptığı değil, bizim kendi yaptıklarımız. Veriler var. Biz Bursa'da şu anda bütün şehri kazanmış durumdayız. Peki çok bunun içinde çok küçük dokunuşlar yapacağız. Kadro anlamında dokunuşlar yapacağız. İnsanlara gitme konusunda dokunuşlar yapacağız ve ben o yüzden yönetim kurulundaki üye arkadaşlarım ve İlçe başkanı arkadaşlarımızın bu konuda çok büyük gayret gösterdiklerini ve üye olan arkadaşlarımızın da o 30 küsür bin arkadaşımızın nasıl sandığa gidip milletvekillerini seçtiyse aynı sorumluluk içerisinde mahallesindeki arkadaşları da sandığa taşıyacaklarını düşünüyorum. Hiç ben öyle 3 alacağız 1 vereceğiz değil. Biz hepsini alacağız. Yani bütün şehir anlamında hepsini alacağız. Bu arada alamadığımız yerlerde olursa o arkadaşlarımızı onore edeceğiz. Bu kim olursa olsun ama biz bütün şehre kilitledik kendimizi. Anladım. Yaptığınız anketlerle alakalı ipucu verebilir misiniz? Rakamsal. Evet. Biz şu anda yaptırdığımız 6 tane ilçeden 4 tanesini hiçbir şekilde kesin alıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Mudanya. Yalnız veriler yok başkanım ama Mudanya belediyesinden memnuniyet oranı var mı aklınızda? %93. Tamam, samimi söylüyorum bunu. Yani şey yapabilirim. %93. Bunu da getirip size teslim edebilirim. Tamam, olur. Nasıl? Hayır, bakın. Ben şöyle söyleyeyim. Bu memnuniyet oranı soruldu. Belediye başkanına. Belediye başkanına memnuniyet oranı soruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç oy aldığı sorulmadı mı? Yok, tabii canım. Yani ben direkt bu soruyu merak ediyorum. Ben %97 aldım. Görüteden %49 da ayrıldım. Şimdi bu başka bir şey. Onu sorarsanız ona da yanıt veririm ama ne biz şu anda elinin üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Yani bu %93 evet. Anket sonucu ne zaman yapılan bir anket sonucu? Yeni. Yeni. Tamam. Yeni. Okey, tamam. Yani benim söylediğim böyle 15-20 günlük bir sonuç. Tamam. Güzel, ne güzel. Herkes memnunsa biz de memnunuz. Şimdi başkanım, siz de İstanbul İl Başkanı işte Mustafa Kemal'in askerleri değiliz, yoldaşlarıyız söylemine siz de destek çıktınız. Şimdi bir takım bakış açıları var. İşte bu hani herkese mal olmuş, işte başkomutan diye anılan Mustafa Kemal'in sadece işte sol bir görüşe indirgenmesini dillendiriyor insanlar. Yani askerleri izlemek daha çok sahip çıkmak gibi Mustafa Kemal'e düşünüyorlar. Sizin fikriniz ne? Siz zaten destek verdiniz ama burada da bir alalım. Şimdi Tayyip Erdoğan çıkıyor, benim il başkanıma saydırıyor. Diyor ki, sen şunu demişsin, sen Gezi'de bunu demişsin, yok onu yemişsin, bunu gitmişsin. Şimdi arkadaşlar, siyaset bu kadar ucuz olmamalı. Ben
Bir dayanışma kültürü içerisinde siyaset yaparım. Hı hı. Hiçbir arkadaşımızı kimseye asla teslim etmem. Benim bakış açım bu. Hı hı. Geldiğim kültür de bunu gerektirir. Canan Hanım da bunlardan bir tanesiydi ve ben bu konuda doğru olduğunu düşünüyorum. Hı hı. İki, arkadaşlarımız sadece ve sadece askerleri değiliz kelimesini alıyorlar. Hı hı. Ben sadece onu söylemedim ki. Ben aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonraki sürecini de değerlendirdim. Hı hı. Kongreleri sivil yaptığını, görüştükleri Diyar Pahası'ndan tut her şeyini anlatmaya çalıştım. Hı hı. Ve Kurtuluş Savaşı'nı da yönetirken Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte yönettiğini söyledim. Hı hı. Ve sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi ona askeri üniformayı verdiği zaman o onu giydi ve büyük taarruzu yönetti. Evet. Şimdi bunun içerisinde ben şu dili söylüyorum. Bugün bizim demokratik bir yarış içerisinde siyaset yapmamız gerektiğini ve yoldaşı olmak, Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşıyız. Ama askeri olmamız gerektiğinde de tabii ki meclis bize o yetkiyi verirse biz giyeriz elbiselerimizi, gereğini de yaparız. Teşekkür ederiz başkanım. Peki şimdi son olarak şeyi sormak istiyorum başkanım. Bugün başkanlık seçimi olsa, yine Politics'in araştırma sonucu bu. Tayyip Erdoğan'ın alacağı oy oranının %46,5. Meral Akşener'in 16,31 ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 14,36. Devlet Bahçeli'yi falan diğerlerini saymıyorum zaten. Hı-hı. Yani çok düşük şeyleri oranları. Önemli bir rakam burada kararsızlar 10,44. Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Şimdi bir kez orada genel başkanımızın olmasını ben doğru bulmuyorum. Çünkü genel başkanım açık zaten açık söylüyor. Zaten adayım demedi. Ben aday değilim diyor. Hı-hı. Şimdi evet. Aday değilim diyen bir genel başkanım varken ya valla işte %14-36 falan bu doğru değil. Şimdi bazı anketler bilmiyorum arkadaşlar nasıl değerlendirdiler. Örneğin Meral Akşener'in partisi 2.7 olarak görünüyor diyorlar. Şimdi bu zamanı olan ve adayla özdeşleşecek bir süreç yaşayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adayı olacak. Ve kendi içerisinden çıkacak, kendi değerleri içerisinden çıkacak bir adayı olacağını düşünenlerden. Kemal Bey ben aday olmayacağım dediği için bu yapılan araştırmanın çok da karşılığı olduğunu düşünenlerden değilim. Aslında bakarsanız Sayın Erdoğan da ben adayım demedi henüz ama Devlet Bahçeli onu destekleyeceğini söyledi. Genel başkanım diyor ki ben aday değilim. Muharrem Bey de bunun üzerine eleştirdi zaten kurultayda. Dedi ki bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı potansiyel adaydır dedi. Bunun içerisinde genel başkanım ben aday değilim diyor. Yani şimdi zorla aday mı edeceğiz? Yok tabii başkanım? Canım. Yani bu çıkan sonuç bence onunla paralel bir sonuç. Ben eminim ki Tayyip Bey'le ya da Tayyip Bey'le MHP'nin ittifakının %46'larda değil %40'ların altında olduğunu düşünüyorum. Bu da benim tespitim. %40'ların altında eğer %46 falan olmuş olsa, %10 da kararsız olsa Tayyip Bey yarın seçim yapar. Doğru. Peki bu seçimle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının aday olmaması parlamentoda olacak ama hükümette kim olacak o zaman? Yani nasıl bir çatı aday veya içinden bir aday çıkartmaya şimdi düşünüyor? Şimdi bizim bakış açımız şu. Biz Cumhurbaşkanlığını kazandığımız anda eski parlamenter sistemi önceliyoruz. Halk oylamasına gideceksiniz. Yani parlamenter sistemi önemsiyoruz, önceliyoruz ve onun üzerinden önümüzdeki süreçte siyaseti bunun üzerinden kuracağız. Peki, yaklaşırsak halk oylaması yapıldı, red geldi. O zaman çift başlık olmayacak mı? Partinin deliyle farklı, hükümet farklı. Şimdi bu süreç şöyle gider. Eğer sizin söylediğiniz bir macera tabii ki yani sıkıntılı ama ben birçok yerde şunu gördüm. Silahları bırakan insanların silahları bırakmaması yönden oy çıktı. Hı-hı. Oylama yapıldı. Hı-hı. Ama sonuçta silahlar bırakıldı, teslim edildi. Önemli olan bulunduğun yetkileri yetki devriyle bir başkasına bırakmak. Bunu siyaseten zaten söylüyorsun. Diyorsun ki seçime giderken diyeceğiz bunu biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Arkadaş biz geldiğimiz zaman parlamenter sistem devam edecek. Onun oylaması aynı zamanda olacak. Hı hı, çok doğru. Şimdi onun oylaması olduktan sonra
sonucu göreceğiz. Seçilecek Cumhurbaşkanı da beraberinde aynı oylamanın sonucu olarak göreceğiz. Başka türlüsü mümkün mü? Ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek verdiğim aday, ben Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi siyasetimi öreceğim diyorsa zaten farklı bir şey olmuyor. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz ki biz geldiğimizde parlamenter sistem devam edecek. Bizim adayımız kazanırsa zaten onu oylamış olacağız. Riskli gözükmüyor. Mesela %51.1 ile parlamento seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. İkinci turda veya işte üçüncü turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteklediği %25 ile Cumhurbaşkanı oldu. Nasıl yöneteceksiniz bu süreci? Yani Cumhurbaşkanı nasıl bağlı? Nasıl %25 ile öyle bir şey mümkün? Üçüncü tura kalırsa, yani normalde ilk turda %25 aldığını varsayalım. Herkesin tamam, ikinci turda bitecek zaten. İkinci turda da %25 olur. Yani sen benim tarif Hakan, ben şöyle söylüyorum bak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25 oyu var ama Bursa'da %32 oyu var, %28 %30 oyu var ve Bursa'da %30 olan oy sonucunda %47'ye çıkıyor. Biz diyoruz ki 47,5 olan oyu bulunduğumuz yönetimlerde temsil ettireceğiz. Onlar da orada kendilerini hissedeştirecek. Bunu söylüyoruz. Tamam. Şimdi burada sandığa gideceksin %25 artı. Sen şunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki kardeşim ben parlamenter sistemi savunuyorum. Dediğin zaman söylediğin şeyler avuta çıkıyor zaten. Kendinden avuta çıkıyor. Ama fiiliyat olacak ortada. Fiiliyat olmaz ki. Cumhurbaşkanı olacak. Ama bunu ama Hakan yani seçime gitmeye gerek yok ki orada. Yeniden bir şey yapmaya gerek yok ki. İkinci turda 50.1 aldı ya da 50.5 aldı. Bunun amacı, sonucu şu. Tayyip Erdoğan'ın şu andaki yapmış olduğu şeyi, sistemi değiştirdiği anlamı çıkar bundan. Çünkü sen bu söylemi kamuoyuyla paylaşıyorsun. Doğru, itiraz etmiyorum ama tabii Cumhurbaşkanı var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Biri icrada, biri parlamentoda. Yani İcra olmayacak işte bak. Cumhurbaşkanı bugünkü yetkilerini ya da o yasadaki yetkilerini devretmiş oluyor. Kime? Parlamentoya. Hükümeti kim kuracak? Parlamento. Görev verecek, parlamento kuracak. Neyse, bunu başka bir programda çok daha uzun tartışalım isterseniz arkadaşlar. Süremiz bitti zannediyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür katıldığınız ederiz. İçin. Son olarak aykırı söylemek istediğim... Aykırı cümleler kurduk. Eyvallah. Sizlere çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonraki programlarda da beraber olacağız. İnşallah. Çok seviniriz. Her zaman bekleriz. Hakan, sen de çok teşekkür ederim arkadaşım. Bursa'nın ilk ve en sıradışı ve aykırı programını izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenlerimize. Başka bir programda en kısa sürede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.